Komik değil mi? Millet dolmuş bizde otu. Ya Allah benim belamı vermesin ya. Eşiniz ölse yeni Merhaba. biriyle evlenir Merhaba. Bir dakika. misiniz? Biraz da komik şeyler izleyelim ya. Vallahi yeteri kadar moralimizi bozmadık mı dostlar? Bence bugün yeteri kadar bozduk. Birazcık da komikli şeyler izleyelim. Mesela sokak röportajı. Çıks. Tuncay Arslan'ın videosunu izle. İzledik kanka demin. 8 dakika. Kalanını da yayından sonra izleyeceğim ben. Çok güzel bir video. Beğendik zaten hepimiz. Biraz komikli şeyler izleyelim dur. Dakika durmam. Zaten bunlarda da eleştiri yapılacak mutlaka şeyler çıkıyor. Lazım ama dayım. Evli miyiz? Ya boş ver şimdi onları. Ne yapacaksın ya? Eşin ölse yeni biriyle evlenir misin? Hemen hemen. Hemen. Hemen ya. Yeni biriyle evlenir misin? Düşünmüyor. Hiç düşünmüyor. Vallahi yalan. Vallahi yalan. Aha benim avret burada ölse yarın alırım hemen. Svarlit bir tane elmas göndermiş. Komik değil ama neyse diye 3 nokta koymuş. He komik değil he. He. Bu çocuk Amerikalı olsa dolmuş esprisi yapsa gülerdiniz ama değil mi? Ne bu Türk olduğumuz için mi gülmüyorsunuz? Falan filan saçma sapan yerlere çekiyormuşum. Bak görüyor ha, bak avrat da orada, bak bak. Hemen alırım. Ha ya, hizmet işte, eve gidiyor, iki tane iş yapıyor. Hem kamuda çalışıyor hem pazarda, hizmet lazım evde. Avratsız olur mu ya kış günü? Yenge de çalış. Avrat ne abi, gözünü seveyim ya. Irgat da anasını satayım bari. Şu abi. O çalışır, o da nasıl çalışacak? Eşitlik var diyorsunuz ya, buyur. Bu da kadın erkek eşittir. Kadın erkek eşit değildir dayıcım. Senin eşine mikrofon uzatılsa, eşiniz ölse başkasıyla evlenir miydiniz dese, eşin de evet evlenirdim, bak benim kocam orada, bir tane daha koca alacağım dese, muhtemelen bu kadın yarın ölürdü. Yani ön yargılı olmak istemiyorum ama konuşmandan onları anladım. Yani sen bu kadar rahat konuşuyorsun, o bu kadar rahat konuşamazdı. Diyorsunuz ya buyur, bu da kadın erkek eşittir. İş vefata geldi mi erkek dayanamaz, kadınlar bekler. Eşiniz vefat etse onun üzerine evlenir misiniz? Bu teyze kesinlikle hayır diyecek gibi geldi. Ömür boyu evlenmem. Bak bir hissettim ya, resmen böyle hissettim. Çünkü 19 sene onun aşkını bekledim. Vay be! Efendim evli miyiz? Evliyim. Kaldı mı böyle aşklar be? Allah göstermesin eşiniz vefat. Ne o, senin eşin ölse evlenir misin? Kardeşim benim eşim ölse kimseyle evlenmem. Neden biliyor musunuz mu? Çünkü arkasından ben de ölürüm falan filan. Vefat etse başka biriyle evlenir misin? Vallahi 5-6 tanesini daha bulsam alırım ben. Öyle mi? Ha. 5-6 tane ha. Domates biber mi alıyorsun dayı? Karpuz mu seçiyorsun? Neden efendim? Çünkü gençlik var işin yüzünden. Gençlik var, gençlik evvel Allah'ın izniyle. Ha, var daha güç var evvel Allah'ın izniyle. Ha, 5, 6, 7, 10'a kadar yolu var. Başka biriyle evlenir misin? Bekar mı kalacak? Evlenirim ya. Neden evlenirsin? Niye evlenmeye? Lan daha yaş kaç benim, 48? Ya öyle şeyler deme böyle. Avrat dayanacak şimdi dinimi siker. Allah'ım ya. Hayır, kesinlikle evlenmem. Niçin evlenmem? Çocuklarım için, kendim için. Eşimi evet gözün arkada bu kemiğini sızlatmam. Seven insan evlenmez, eşini seven. Siz efendim? Evet, ben aynı sen. Evliyim efendim, evlenirim. Yalnızlık sadece... Ulan erkeklerin hepsi evlenirim diyor, kadınlar evlenmem diyor. Bu nedir ya? Şu bir tane erkek de çıkıp demiyor hayır asla evlenmem diye. Umarım çıkar video boyunca. Bu arada şaka yapmıyorum, ben gerçekten evlenmem. Yani espri olsun diye falan söylemedim asla. Sadece Allah'a mahsustur. Eşiniz vefat etse yeni biriyle evlenir misiniz? Evet. Vallahi hanım şimdiye kadar bana çok... Evli değilim lan bu arada. Evlendiğimi farz ederekten söylüyorum. Evli değilim şu an. Çok çektirdi. Onun hayfını alırım. Vallahi genç ve güzel olsun. Genç hanımla evlenirsen insanın yaşı da gençleşiyor. Dayı niye bütün erkekleri sapık gibi gösteriyorsun? Ne alakası var ya? 50 yaşındaki bir insan 25 yaşında biriyle evlendiğinde pedofili oluyor, gençleşmiyor. Evli misiniz? Evliyken. Ya. Eşiniz vefat etse başka biriyle evlenir misiniz? Yok, evlenmek yok. He, evlenmek he yok. Evli misiniz? Yok. Vefat mı etti? Mekanı cennet olsun. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Evli miyiz? Evliyim. Eşiniz vefat etse başka biriyle... Ön yargıda olacağım da bu dayı kesin evlenirim diyecek. Evlenir misin? Umarım beni ters çıkartır.
Yok. Ne yapacağım bu yaştan sonra? Ben avrat. 10 numara bir adamsın dayı. Durmuşsun zaten. Avratı ne yapacağım? Hemen ne o göt oldu falan yazmayın. Ben öylesine söyledim bunu zaten. Şerefsizlik yapmayın. He. Neden öyle düşündünüz? Ya düşünmezler. Ben benden biliyorum kardeşim yani şimdi. Yok yok yok. Ne yapacağım? Dayı kameraya çok sinirli baktı o yüzden. Dayının ses tonunu duysaydım kesinlikle dayı evlenmez diyecek derdim. Kameraya çok sinirli baktı o yüzden. Soy tarasını getirdik de bu yaştan sonra başıma bela mı edeyim? Daha yaşıyor vallahi avrat sağdı. E dayı güzel bir şey söylemiyor ki. Dayı seni de 3 saniye övdük yine bozdun ya. Aha, başıma bela etmeyeyim diye evlenmem diyor. İnsan bir güzel bir şey söyler ya. Asla onun üstüne kimseyle evlenmem. Onunla bir onu kalbime gömer, yaşayabildiğim kadar yaşamaya devam ederim falan der tarzı bir şey söyleyecek zannettim. İnşallah daha yaşarız yani. Eşiniz var mı? Evli misiniz? Avradım 18 sene oldu öleli. Yeni biriyle evlendiniz mi? Evlendim nasıl? 82 yaşındayım. Nasıl evleneyim? Ne yapayım? Evlenmez misiniz? Diyeceğim avradım ben de avrad olmasın diyeceğim. Dayı yemin ediyorum yani bir İngilizle konuşmaktan daha zor ya bu Anadolu dayılarını anlamak. Yemin ediyorum bak dalga geçmek için falan söylemiyorum ama Türkçelerinden hiçbir şey anlamıyorum. Siz anlıyor musunuz? Halim yok. Dinlemiyorum ben. Tamam. Bir efecine düşüyor. 10 dakika dinleme 10 dakika. Ya ne yapacağım? Ya yaşlı olduğu için ayakta duramıyorum diyor. Avrat bakanım yok benim sen de avratsın. Yeni... Yani dayı ölen eşini çok sevdiği için evlenmem demiyor. Beni kimse almaz diye evlenmem diyor. Anladığım kadarıyla. Biriyle evlenir misiniz? Ya evlenmem abi. Tabi illallah. Evlenmezsin abi. Ya evlenmem işte. Evlenirim. Allah Allah. Ha, peygamberimizin sünneti onun için. Tabii. Ben çocuğum yok. Benim oğlum kızım yok. Ben AK Partiliyim. Kral ne alakası var bunun partiyle ya? Peygamberin bir sürü sünneti var. Acaba diğer sünnetleri yerine getiriyor mu? Nedense konu evlenmek olunca herkes peygamberi örnek alıyor. Ya Allah, Allah derim ben. Başka bir şey bilmem ben. Evvelden şey, bir de örnek mesela evvelden şeye gittin. Ha, biliyor musun? Ya Allah belamı versin. Al sıfır Türkçe ya. Yani 2 dil bilen insan tanıyorum. 3 dil bilen, 4 dil bilen, 5 dil bilen, 10 dil bilen insan tanıyorum. Ama hiç dil bilmeyen insanları görünce garip geliyor. Yemin ederim anlamıyorum dediğini. Hastaneye gittin. Orada parası muayene etmezlerdi. Selamun aleyküm. Dayı AK Parti ile ne alakası var bunun? Aleyküm selam. Başka biriyle evlenir misiniz? Hayır. Eksi bir dil ya. Yaşım 73. Severek evlendik. Çok da seviyorum. Eşiniz vefat etse başka biriyle evlenir misiniz? Şu an düşünemiyorum. Çünkü hala yaşıyor. Yerinde görürse kızar. Öyle. Allah göstermesin. Eşim vefat etse başka biriyle evlenir misin? Valla mecbur evlenirik. Neden mecbur dayıcım? Neden? Yalnızlık olmaz ki. Doğru söylemek lazım. Yalnızlık Allah'a yakışır. Biz çalışıp gelecek. O da evden bize hizmet edecek. Biraz. Abo. Sıkıntı. Biraz zor sordun. Bakıcı lazım dayıya. Eş değil. İkinci bahar yaşayayım mı? Ya evlenmem herhalde yani. Yaşım genç olsa belki düşünürüm ama evlenmem. Kocak ağrı çekmek istemem ikinciyi. Eşiniz vefat etse başka biriyle evlenir misiniz? Hayır kesinlikle. Ne yapacağım ki? Evlenirim. Ne yapacağım öyle mi kalacağım? Yenge bu videoyu görürse sıkıntı olur mu? Olur da göstermek ya. Televizyonun üstünü kapatırık. Gelen giden aratır ama yok ya zaman ister. Çünkü ilki gibi olamaz. Zaman ister. 5-6 ay geçmesi lazım. Çünkü 5-6 ay 5-6 ay geçmesi lazım. Dayı çok zaman verdin ya kendine gerçekten.
Biraz sonra millet sana güler, bir de bize de güler. Çünkü niye? Diğeri acaba gözü dışarıda mıydı diye düşünecek. Şimdi çocuklarım küçük olursa evlenirim. Şimdi küçük, büyük de olsa beklerim bir zaman açar. Eğer düşkün olursam mutlaka evlenirim. Dayı, evli misin? Yok. Ne oldu? Ana doğuma bekar. Satı o gitti, babasının anasının yanına gitti. Öyle mi? He ya. Üç tane kız var. Onlar da herkes evlendi gitti. Tek başımıza. Mutlaka yani. Yaş genç. Ömür boyu bekar olmaz. Yani kral çok da genç değilsin ya. Yalnızlık bir Allah'a mahsus. Şu an benim yaşım 55. Ya. Yalnızlık Allah'a mahsus derken o cümle böyle durumlar için kullanılmamış da neyse. Çok analiz etmeyeceğim o cümleyi. Hani çocuk bir tane olabilir. Şu anda evlenirim çünkü çocuklarım da ona muhtaç olduğundan. Bakıma muhtaç, evet bakıma muhtaç oldum. Ya siz... Ay. Abicim. Siz kendinize hayat arkadaşı mı arıyorsunuz yoksa hizmetçi mi arıyorsunuz? Çocuklarım ona muhtaç olduğundan ne ya? Kendi çocuğuna kendin bak, bir yolunu bul. Ne bileyim, hizmetçi tutarsın, çocuklarına bakan bakıcı tutarsın. Bunun için evlenmene gerek yok ya. Ah, ölüyordum. Bu yaştan sonra ben evliliği ne yapacağım ki? Yo, ben zaten ayağımın birisi mezara gedik sayılır. 70 yaşında adam birini kaybettikten sonra ikinciyle tanışana kadar ömrü gider zaten. Eşim vefat etse başka biriyle evlenir misin? Mecbur evleneceksin. Allah'ım, herkes mecbur diyor ya. Neden? Çünkü çoğu çocuk var, istese erkek kadın kendine bakar da erkek kendine bakamaz. Bakamaz kardeşim. Kişisel ihtiyaçlarını karşılayamaz. Hangi ihtiyaçlar? Her konuda ihtiyaç. Temizliktir, yemektir, içmektir. Temizliği yapıyorum. Yemek yiyorum. Yemek de yapıyorum. Yemek içmek ne ya? Normal hayatları bütün karşılayamaz yani. Yemek yapabiliyor musun? Yok. Yok, yapamam. Daha önce açtıydın da yapamam şimdi. Ben erkek değilim bu abinin söylediğine. Ay, ananın ağı. Geliyorum, bekleyin, bir elimi yüzümü yıkayayım. Öksürmekten öleceğim ya. Ben geldim. Ay. Ay. Merhaba. Ya birkaç gündür hastayım da. Çünkü alıştık artık. Hazır alıştığımız için yapamayız. Yaşamak için mecbur. Mecbur yani, yapacak bir şey yok. Yani ev yıkımı yani. Kadın olmayan yerde mutlu, huzur, zor, sıkıntı. Zaman geçmesi lazım. Ya bir iki sene. Evli miyiz? Yok. Siz ömür. Peki evlendiniz mi? Yok. Niçin evlenmediniz? Hayırdır? Hayırdır mı? Dayı dövecek gibi söylemedim ya. Şu an düşünmüyorum. Çocuklarımın analık eline bırakmak istemiyorum şu an için. Benim babam rahmetli oldu. Annem evlenmediği için ben de kendimi onu baba yerine koydu. Bize baktı. Evlenmedi kendi, başka koca gitmedi. Onun için ben de eşim öldüğünde aynı durumda çocuklarıma bakmak zorundayım. Helal olsun sana bey dayı. Sen var ya, mükemmel bir insansın. Mükemmel. Vallahi şu durumda evlenecek bir durum yok hocam. Maaş görürse mesela, bize bir annelik gibi bir şeyler olursa olur yani. Ya. Neyin reklamını? Evli misin? Evliyiz evvelallah. Evlendirmez ki Tayvalık tümünü. He, vermiş parayı. Gitmiş. Hayır. Yemin ederim Anadolu insanından hiçbir şey anlamıyorum. Ve tekrar söylüyorum, bunu dalga geçmek için söylemiyorum. Sadece A0 Türkçe. Hiçbir şey anlamıyorum. Dayı, konu buraya nereye geldi? 16 saniyelik bir video.
Arkadaşlar insan olun. Şerefsizlik yapmayın. Allah